Yüz yuvarlak kapısı yeşile boyalıydı ve tam ortasında parlak güneşten bir kolu vardı. Kapı tüneli andıran boru şekilli bir hole açılıyordu. Dumansız, duvarları lambrili, zeminleri karolar ve halılarla kaplı, cilalı iskemleleri, şapkalarla paltoların ısınması için bir sürü kancası bulunan son derece rahat bir hobbit kovuğuydu. Yatak odaları, banyolar, mahzenler, kilerler, gardıroplar, mutfaklar, yemek odaları aynı katta, hatta aynı koridor üzerindeydi. En iyi odalar sol taraftakilerdi. Çünkü sadece bunların pencereleri vardı. Bahçeye ve ilerisinde nehre doğru inen çayırlara bakan derin pervazlı yuvarlak pencereler. Hobbit'in hali vakti yerinde, adı Baggins. Bagginsler fi tarihinden beri bu tepe civarında yaşayan bir halktı. Zaten hobbitler sakallı cücelerden daha küçük, ufak bir halktır. Hobbitlerin ama sakalı yoktur. Ayaklarının üstü tüylüdür. Genelde renkli giyinirler. Bilbo Baggins 50 yaşına kadar işte bu evde hep yaşadı. Uzun zaman önce dünyanın sessizliğinde gürültü daha az, yeşil daha çok. Hobbitler ise hala bol ve bayındır iken ve Bilbo Baggins kahvaltının ardından kapısının önünde oturmuş kocaman bir ahşap pipo tüttürür iken asa taşıyan ihtiyar bir adam geldi. Sivri uçlu mavi bir şapkası, uzun gri bir pelerini, uzun gümüş rengi boyun atkısının üzerinden sarkan ak sakalı ve kocaman siyah çizmeleri vardı. Bilbo Baggins iyi sabahlar dedi. Ve yaşlı adam ne demek istiyorsun dedi. Bana iyi sabahlar mı diliyorsun yoksa sabahın ben istesem de istemesem de iyi olduğunu mu söylüyorsun, yoksa bu sabah kendini iyi hissettiğini ve bunun iyi olunacak bir sabah olduğunu mu kastediyorsun? Bilbo Baggins de hepsi birden diye cevap verdi. Ve yaşlı adam tertiplemekte olduğum bir serüvene katılacak birini arıyorum ve bu kişiyi bulmakta çok zorluk çekiyorum dedi. Bilbo Baggins de öyledir herhalde, bu civarda bizler sade, sessiz, sakin kimseleriz. Ya serüvenlerle bizim işimiz olmaz. Ya bunlar rahatsız edici şeylerdir. Ve elini askısına taktı Bilbo Baggins. Ve o sırada sabahleyin gelmiş olan mektuplarından gitti, ilgilendi ve hiç onu dinlemiyormuş gibi yaptı. Ve tabii ki de bu yaşlı ihtiyar da hiçbir şey söylemeden kendi asasına yaslanarak hep bekledi, bekledi. İyi sabahlar lafını ne çok şey için kullanıyorsun diye sordu yaşlı adam. Benden kurtulmak istediğin için böyle söylüyorsun dedi. Bilbo Baggins de hiç de değil sevgili beyim. Bakalım isminizi bildiğimi sanmıyorum. Evet, sevgili beyim, ben senin ismini biliyorum. Bay Bilbo Baggins'sin sen. Sen de benim adımı biliyorsun. Onun benim adım olduğunu hatırlamasam da. Ben Gandalf'ım. Gandalf da ben demek. Ve Bilbo Baggins birden şaşırır. Gandalf, Gandalf, üstüme iyilik sağlık. Yaşlı tutta kendiliğinden kapanan, emredilmedikçe asla çözülmeyen bir çift elmas düğme veren gezgin büyücü olmasın. Peki partilerde goblinlerle devler kurtarılan prenseslerle dulların oğullarının başına gelen beklenmedik talihli şeyler hakkında muhteşem öyküler anlatan kişi, mükemmel havai fişekler yapan adam olmasın? Onları hatırlıyorum. Yaşlı Tuk onları yaz dönümü arifesinde patlatırdı. Muhteşemdiler. Ateşten kocaman zambaklar, aslan ağızları sarı salkımlar gibi patlar ve alacakaranlıkta bütün akşam havada asılı dururlardı. Artık Bay Baggins'in kendine inandırmak istediği kadar yavan biri olmadığını ve aynı zamanda çiçeklere pek düşkün olduğunu çoktan anlamışsınızdır.
Vay vay diye devam etti. Bir sürü mülayim delikanlı ile kızın çılgın maceralar peşinde sırra kadem basmasının müsebbibi olan Gandalf değil mi? Ağaçlara tırmanmaktan elfleri ziyaret etmeye kadar türlü türlü macera peşinde ya da gemilerde başka kıyılara yelken açmaya. Bak şu işe, bir zamanlar buraya hayat epey ilginç demem o ki, bir zamanlar bu yörede işleri epey karıştırırdın. Affını dilerim ama hala iş başında olduğundan hiç haberim yoktu. Ve o sırada tabii ki Gandalf da benim için çok eğlenceli, senin için de çok iyi olacak. Seni bir maceraya göndereceğim diyor Bilbo Baggins'e. O da kusura bakma serüven istemiyorum. Teşekkür ederim. Bugün olmaz. Ama lütfen çaya gel. Ne zaman istersen. Neden yarın olmasın? Yarın gel. Güle güle der. Ve de arkasını çevirir, yeşil kapısından içeriye girer, kapıyı büyük bir cesarette ve büyük bir hızla kapatır. Ah, ne de olsa büyücü büyücüdür der içinden. Onun neden çaya çağırdım ki der, düşünür ve gider, uyur ve sabah olur. Ertesi gün Bilbo Baggins Gandalf'ı neredeyse tamamen unutmuşken çay saatinden az önce kapı zili şiddetle çalınır. Ve birden Bilbo olanları hatırlar. Aceleyle çaydanlığı ateşe koyar, fincanla tabak fazladan bir iki kek çıkarıp kapıya koşar. Ve kapıyı açtığında mavi sakalını altın kemerine sıkıştırmış, gözleri koyu yeşil, başlığın altında pırıl pırıl parlayan bir cüce. Ve Bilbo Baggins'i itip içeriye girer. Kukuletalı pelerinle en yakın askıya asar, yerlere kadar eğilerek Duval'in hizmetinizde der. Bilbo Baggins şaşırır. Tam çay içecektim. Lütfen gelip benimle beraber için der ve onu çaya yanına davet eder. Masada ikisi oturmuşken keklerini yerler ve üçüncü keke henüz sıra gelmemişken tekrar kapı çalınır. İçinden düşünür, bu Gandalf olabilir der. Bir kapıyı açtığında ak sakallı ve ak pelerinli çok ihtiyar görünümlü bir cüce durur. Davet edilmiş gibi o da içeriye dalar. Bakıyorum şimdiden gelmeye başlamışlar der. Duvalin'in askıdaki yeşil kukuletasını görünce kendi kırmızı kukuletasını da onun yanına asar ve elini göğsüne götürerek Balin hizmetinizde der. Bilbo nefesi kesilecek kadar korkmuştur. Ziyaretçileri genelde sever ama tanıdıkları, davet ettiklerini ister. Aklında keklerin yetişmeyeceğine dair korkunç bir düşünce vardır. Ya bu durumda ev sahibi olarak görevini biliyordu ve ne kadar da acı verici olsa ona sadık kalacaktı. Kendisinin keksiz kalması gerekebilirdi. Derin bir nefes aldıktan sonra içeri gelin de biraz çay için demeyi başardı. Sizin için bir sakıncası yoksa biraz başka şeyler de içmek istiyoruz beyim dedi aksakallı Balin ama keke hayır demem. Varsa tahıl kekini tercih ederim dedi ve benim de aklıma tabii ki de Matlen keki geldi. Kayıp zaman dizinde Matlen keki çaya batırdığında çocukluk anılarını yazar Marcel Proust'un yazmış olduğu kitapta birden hatırlar ya, o da şöyle der Kayıp Zamanın İzindeki kitapta: uzun yıllardır akşamları yatışımın tiyatrosu ve dramı dışında benim için her şey yok olmuşken bir kış günü eve döndüğümde üşümüş olduğumu gören annem, alışkın olmadığım halde biraz çay içmemi önerdi. Önce istemedim, sonra bilmem neden fikir değiştirdim. Annem birini gönderip küçük Matlen denilen bir tarak midyesinin oluklu çenteleri arasında biçimlendirilmiş gibi görünen o kısa tombul keklerden aldırdı. Az sonra o kasvetli günün iç karartıcı bir yarının beklentisiyle bunalmış bir halde yaptığım şeye dikkat etmeden yumuşasın diye içine bir parça madlen attığım çaydan bir kaşık alıp ağzıma götürdüm. Ama içinde kek kırıntıları bulunan çay damağıma değdiği anda irkilerek içimde olup biten olağanüstü şeye dikkat kesildim.
sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım soyutlanmış harikulade bir has benliğimi sarmıştı. Bir anda hayatın dertlerini önemsiz, felaketlerin zararsız, kısalığını boş kılmış aşkla aynı yöntemi izleyerek benliğimi değerli bir özle doldurmuştu. Daha doğrusu bu öz benliğimde değildi. Benliğimin ta kendisiydi. Kendimi vasat, sıradan ve ölümlü hissetmiyordum artık. Sonra ansızın o hatıra karşımda beliriverdi. Bu tat, işte o pazar sabahları halamın günaydın demeye odasına gittiğinde çayına ya da ıhlamına batırıp bana verdiği bir parça madlenin tadıydı. Tabii ki yine kapı çalınır. Bu sefer kapıda başkaları yine vardır. Yine düşünür, bu Gandalf nerede der. Ama oysa mavi kukuletalı, gümüş kemerli, sarı sakallı iki cüce karşısındadır. Ellerinde birer aile çantası ve birer kürek var. Kapı aralanır aralanmaz içeriye daldılar. Bilbo neredeyse hiç şaşırmamıştı artık. Alıştı Bilbo. Sizin için ne yapabilirim cücelerim dedi. Kili hizmetinize dedi biri. Fili de öyle diye ekledi diğeri. Mavi kukulatanın başlarından çıkarıp Bilbo'nun önüne eğildiler. Bilbo bu kez görev kurallarını hatırlatarak sizin ve ailenizin hizmetindeyim diye yanıt vermek durumunda kaldı. Bakıyorum da Duvalin ve Balin çoktan gelmiş dedi Kili. Biz de güruha katılalım bakalım. Ve tam bir yudum çay almıştı ki dört cüce masada oturmuş. Madenlerden, altından, goblinlerden, sorunlardan, ejderhalardan, soygunculuktan anlamadığı bir sürü şeylerden söz ediyordu ve de zil çaldı. Ding dong. Kapıda biri var dedi. Ya gözlerini kırpıştırdı. Ve Fili dedi ki bu dört kişi olabilir. Zaten arkadan geliyorlardı, gördük biz onları. Küçük Hobbit koridorda oturdu, başını iki elin arasına aldı. Neler olduğunu, neler olacağını, hepsini birden yemeye kalıp kalmayacağını merak etti. Ardından zil her zamankinden daha yüksek sesle çalındı. Bilbo kapıya koşmak zorunda kaldı. Kapıda dört değil beş kişi vardı. O koridorda oyalanırken bir cüce daha gelmişti. Bilbo kapı tokmağını daha yeni çevirmişti ki hepsi birden içeriye birbirinin ardına eğilerek hizmetinizde demeye koyuldular. Atları Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin'di. Çok geçmeden iki mor kukuleta, bir gri kukuleta, bir kahverengi kukuleta ile bir beyaz kukuleta askıları asıldı ve cüceler iri ellerini altın ve gümüş kemerlerini sokarak diğerlerine doğru yürüdüler. Daha şimdiden ortalık ana baba günü gibiydi. Kimileri bira, kimileri kara bira, biri kahve, hepsi de kek istediğinden Hobbit bir süre başını işten kaldıramadı. Ocağa koca bir çaydanlık dolusu kahve yerleştirdi. Tavuk etleri silip süpürmüşlerdi. Ve cüceler tam tereyağlı ekmeklere geçmekteydi ki kapı yüksek sesle vuruldu. Hobbit'in güzelim yeşil kapısının zili değildi. Kapı sertçe çalınıyordu. Birisi sopayla kapıyı dövmekteydi. Bilbo büyük bir hışımla acayip şaşırmış bir durumdaydı. Dikkatli olun, dikkatli olun dedi. Dostları paspasın üzerine bekledikten sonra kapıyı patlatacak gibi açmak sana yakışmıyor. Bifur, bofur, bombur. Özellikle Thorin'i takdim edeyim. Hizmetinizdeydi dedi. Tek sıraya dizilmiş olan bifur, bofur, bombur. Ardından iki sarı kukuleta ile gümüşten uzun bir püskülüyorlar. Gök mavisi bir kukuletayı astılar. Bu sonuncu son derece mühim bir cüceye, hatta Ulu Thorin meşe kalkanının ta kendisine aitti. Bu zat Bilbo'nun paspasına yüzüstü yapışıp Bifur, Bofur, Bonfur'un altında kalmaktan hiç de hoşnut değildi. Her şey bir yana Bombur fena halde şişman ve ağırdı. Thorin sahiden de pek mağrurdu. Hizmetten de bahsetmedi.
Ah zavallı Boggins. Ne kadar da özür diledi. En sonunda lafını etmeyin lütfen diye homurdanıp kaşlarını çatmayı kesti. Hepiniz burada olduğunuza göre dedi. Gandalf yan yana dizilmiş 13 kukuletaya, en iyi takma parti kukuletaları, askıda asılı duran kendi şapkalarına bakarak pek hoş bir toplantı. Geç gelenlere de yiyip içecek bir şey kalmıştır ümit ederim. Ne o? Çay mı? Kalsın, teşekkür ederim. Ben biraz kırmızı şarap alırım dedi. Gandalf. Ben de dedi Thorin. Ve de ahududu reçeliyle elmalı pay dedi. Kıymalı pay, peynir dedi Bofur. Salata dedi Bamfur. Diğer cüceler kapıdan sakıncası yoksa daha fazla kek, bira, kahve diye seslendiler. Hobbitkilere yollanırken Gandalf arkasından ateşe birkaç yumurta koy, aferin evlat diye seslendi. Soğuk tavukla turşuyu da çıkar. Kilerimin içinde ne olduğunu benim kadar iyi biliyor gibi diye düşündü. Bütünüyle afallanmış, gayet sefil bir serüvenin evinin ta içine dalıp dalmadığını merak etmeye başlamış olan Bay Baggins, şişelerin, çanakların, çatal bıçağın, bardaklar, tabaklar, kaşıklar, diğer şeylerin tümünü büyük tepsilere yerleştirmeyi başardığında çok sıcaklamış yüzüne al basmış ve son derece sinirlenmişti. O sırada tabii ki benim aklıma Troya Savaşı biteli 10 yıl olmuştur. Kral Odysseus yurduna dönmemiştir. Karısı Penelope'ye talip olan komşu ülke gençleri Odysseus'un sarayına yerleşmişlerdir ve bütün varını yoğunu sömürmektedirler. Telemakos babasından haber almak için Troya'dan dönmüş olanların en önderlerine sorular sormaya gider. Ve Telemakos tabii ki de Odysseus'un oğludur. Giderken küçüktür, artık 19-20 yaşına gelmiştir 10 sene geçtiği için. O zaman şöyle der. O adam uzakta değil. Onu tanı. Halkı buraya toplayan benim. Bir acı var içimde, kocaman derin. Ordu dönüyor diye bir haber almış değilim. Duyduğum bir başka haber de yok ki diyeyim. Tartışacağımız şeyle halkımızın da bilgisi yok. Bu benim kendi derdim. Yuvama çöken iki bela. Yitirdim eski kralınızı, soylu babamı. Hepimizin babasıydı. O yumuşak ve dost. Ama şimdi daha da kötüsü geldi başıma. Evimde nem var, nem yok. Tükenecek neredeyse. Yok olacak yiyeceklerimin tümü. Annemin aklında hiç evlenmek yokken bir sürü isteyen insanlar var. Buradaki en soylu kişilerin sevgili oğulları bunlar. Çekinirler dedemden, evine gitmekten. Gidip konuşsalar onunla, işi bitirseler ya, o da kızına çeyiz hazırlar tabii ki de. Anam kimden hoşlanırsa ona verirdi anamı. Oysa gelip sermişler postu bizim eve. Kesiyorlar, yiyorlar koyunları, semiz keçilerimi, yer içer, şölen yapar, gece gündüz tüketirler kızıl şaraplarımızı boş yere. Yok oldu gitti bir sürü ötem benim. Odysseus gibi bir erkek de yok ki yanımızda kovsun atsın bu belayı yolumuzdan. Biz de savunacak güçte değiliz kendimizi ama boyuna pısırık mı kalacağız? Kuvvetim yetseydi savururdum elbet başımıza gelenlere. Namusu kalmadı evimin. Yıkılıp gidiyor. Bari siz el atın. Güzel dizlikli akallara bir kötülük mü etmişti? Siz de benden öç almayı mı tasarladınız yoksa? Varlığımı, sürülerimi siz tüketseydiniz keşke. Malımı siz yiyeydiniz. Çabuk ödetirdim size. Kenti dolaşır, bağırır, çağırır. Geri isterdim mallarımı. Hepsini ödetirdim. Bırakmazdım peşinizi ama şimdi çaresiz dertlerle doldurdunuz yüreğimi. Bu şekilde sitem etmiş. Şu anda yine biz dönelim. Baggins neler yapıyor? O da kendi kendine şöyle diyor. Kahrolsun ve dertlerle dolsun bu cüceler. Neden gelip bir el vermiyorlar? Ne olsa beğenirsiniz.
Balin'in evde, Balin'in mutfak kapısında, Fil ile Kili onların arkasında, tek kelimeyle edemeden tepsilere birkaç küçük masayı oturma odasına kaldırıp sofrayı yeniden kuruvermişler. Gandalf masanın başında 13 cücenin ortasında oturuyor. Bilbo ise ateşin yanında tabureye çökmüş. Bir bisküvi kemiriyor. İştahı tamamen kaçmış. Yazık Bilbo'nun. Bilbo dayanamadı. Hepiniz birden akşam yemeğine kalacaksınız herhalde diye sordu. Israrcı olmayan en nazik ses tonuyla. Elbette dedi Thorin. Sonra da işimiz geç saatlere kadar bitmez. Önce biraz müzik dinlememiz gerek. Şimdi ortalığı toparlayın. Bunun üzerine 12 cüce Thorin değil, o fazlasıyla önemli bir zat olduğundan oturup Gandalf'la konuşmaya devam etti. 12 cüce ayağa fırladı. Her şeyi üst üste yığdılar. Tepsileri beklemeden, tabakları birbirinin üzerine dizip üstlerine birer şişe yerleştirdikten sonra tek ellerini alıp arkalarından neredeyse korkuyla çığlık atarak koşan Hobbit'e aldırmadan koşuverdiler. Lütfen dikkatli olun ve zahmet etmeseydiniz. Ben hallederdim ama cüceler yanıt vermek yerine şarkı söylediler. Dediler ki, kırın bardakları ve çatalları, tabakları, köreltin bıçakları, eğin çatalları, nefret eder Bilbo Baggins bundan. Kırıp şişeleri, mantarları yakmanızdan, kesin örtüyü ve basın yerdeki yağı, dökün sütü kilerin ortasına, bırakın kemikleri yatak odasındaki halıda, sıçratın şarabı her bir kapıya, atın köseleri kaynayan çanağa, ufalayın topunu kalın bir sopayla. Bitince işiniz sağlam bir şey kalırsa gönderin salona yuvarlana yuvarlana. Nefret eder Bilbo Baggins bundan. Siz de dikkat edin, dikkat edin tabaklara. Elbette bu söyledikleri gerçekleşmedi. Hiçbirisini de yapmadılar. Ve daha sonra Gandalf keyif çattı. Biraz da müzik yapalım dediler. Hadi in dedi Thorin. Çalgıları çıkarın dedi. Kili ile Fili çantasından koşup küçük kemanlar getirdi. Dori, Nori, Ori paltolarının içinden flütler çıkardılar. Bambur koridordan bir davul getirdi. Bifur ve Bofur dışarı çıktı. Bastonların arasına bıraktıkları klarnetlerle birlikte döndüler. Duvalin ile Balin, affedersiniz, benimkini verandada bıraktım dediler. Benimkini de getiriverin dedi. Thorin kendi boylarından viyololuları ve Thorin'in yeşil bir beze sarılı harpı ile birlikte döndüler. Bu altından güzeller güzeli bir harptı. Thorin'in harpın tellerine dokunmasıyla hep birlikte çalmaya başladıkları müzik öyle tatlıydı ki Bilbo her şeyi unuttu. Yaban mehtaplarının şapkıyla aydınlanan nehrin ötesinde ve en uzağında tepenin altındaki Hobbit kovuğundan çok uzaklardaki karanlık diyarlara uçuverdi. Soğuk dumanlı dağların ardındaki ırak diyarlara, derin zindanlarla kadim mağaralara, yola düşmeli gün ağarmadan varmak için oralara, efsunlu, soluk altınlı aramak uğruna, eskinin cücelerinin kudretli büyüleri, çekişler inerken çınlayan çanlar örneği, derin mekanlarda uyuyan karanlık şeylerin arasında bozkırların altındaki ıssız salonlarda.